Abi gelin arkadaşlar gelin. Arkadaşlar WhatsApp'tan yazın istiyorsanız biriniz. Gelsin hemen arkadaşlar. Üç kişiyiz. Baran WhatsApp grubunda var mısın sen Baran? Hocam varım da benim telefon bozuk. O yüzden Allah Allah. Tuşlu telefona geçtim. En güzeli ya, kafa rahat. Aynen hocam. Bir ara hiç telefon kullanmıyordum. O zaman daha iyiydi de. Aa, en güzeli. Şimdi yine tuşlu telefona geçtim. Oh, şarjı da mı çok gibi? He? Bir haftada şarja takmıyorum hocam. En fazla oynadığım yılan oyunu. Kaç, 33 on falan yoksa? 32 on mu? Vallahi bilmiyorum hocam. Nokia 33 on olabilir. Mavi mi? Mavi mi? Yok hocam, siyah. Ha. 30. Yani yeni değil yani, bayağı eski. Tuşlu telefon var. Annem alışmış, oğlum şuradan bir şey bak diyor. Anne diyorum istersen bakayım ama diyorum. Bilmez misin? Söyle diyorum, neye bakayım? Emeklilik diyor. O zaman diyorum emeklilik yazayım, 33 bilmem kaça göndereyim diyorum. Gülüyorlar. Sen memleket nerede Baran? Neredesin? Hocam Çorumluyum ama Antalya'da yaşıyorum şu anda. Aa, sen Çorumluydun değil mi? Ben liseyi Çorum'da okumuştum ha. Çorum'un neresinde okudunuz hocam? Liseyi Çorum'da okudum, yatılı. Çorum Fen Lisesi. Çorum Fen Lisesi. Aha. 3 yıl yatılı kaldım orada. Çorum temizdir de küçük hocam ya. Temiz temiz. Ben severim Çorum'u ya. Tertemiz. Ben bu kadar temiz şeyi görmedim açıkçası. Aynen hocam. Yerde çöp bulamazsınız. Şu aynen öyle. Çekirdek bile yiyemezsin yanlış halde. Aynen. Geçen de bir, işte ben 2003 mezunuyum. 2-3 sene önce bir oradan geçerken uğradım okula. Biz okurken okulun etrafında hiçbir şey yoktu. Şimdi okulu bulamadım orada. Doğmuş burada. Hocam ben de hiç gitmedim neredeyse. Ha. Yani bayağı 2-3 defa gittim. Aynen. Bir cenazede gidiliyor, bir düğünde gidiliyor. Öyle oluyor zaten. Memleketten uzakta yaşıyorsan. Siz nerelisiniz hocam? Ben Samsun. 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 Samsun'a bir defa gittim. İlçesindeniz. Hazla ilçesi. Sazlı ilçesi. Evet. Bakacağım ne oldu? Bir kamerayla bir kendini bir gösterdin. Hocam yanlışlıkla açtım. Kusura bakmayın. Tamamdır. Ekranı paylaşalım arkadaşlar. Neredeydik? Gösterecekler. Nerede kaldıydık ya? Duvanın... Hocam bilgisayar kasmıyor mu o kadar çok şeyi ya? Kasıyor yani. Ben de fazla dikkat etmiyorum. Bilgiyi. Kasmaz mı ya? Bak işte yine şey işte. Arkadaş ne zaman başa alsam, ne zaman büyütsem en başa dönüyor ya. Bypass'ta kalmıştık arkadaşlar. Bypass neymiş? Tempo ısıtma tesisatlarında temponun bulunduğu kolektör grubuna bağlanır. Bypass temponun arıza yapması durumunda üzerinde bulunan danası açılarak tesisatın çalışması için kullanılır. Nereye gitti lan? Hocam 4 kişi var. 4 kişi var da bunu bitirmem lazım ya. Baran geçen hafta da yapamadık. Mecburen. Artık onlar da izler sonradan. Anladım. Anladım hocam. Bypass arkadaşlar şimdi şurada şöyle anlatayım. Şimdi burada şeyimiz var ya. Burada banalar var. Pompamız var.
nasıl diyeyim, burada bir arıza oldu diyelim. Vanan'ın birinde arıza oldu. Burayı komple burayı off edersiniz arkadaşlar. Kapatırsınız. Geçiş buradan sağlanır. Buradaki bakımı yaparsınız. Tekrar burayı devralırsınız arkadaşlar. Bypass budur. Mesela burayı filtre olarak düşünün. Pompa olarak değil de filtre. Filtreyi temizleyeceksiniz diyelim. Temizleyeceksiniz ama bir yandan da oradan akışkanın geçmesi de lazım. O durumda geçişi bu bypass'tan verip buradaki filtreyi temizleyip, vanaları kapatıp güzelce temizleyip tekrar yerine takıp havasını alıp, havasını almak çok önemli burada. Tekrar bypass devresini kapatıp normal yoldan akışı sağlayabilirsiniz. Buna bypass denir, sınavlara çıkar. Pompa, pompanın geri tesisatta çalışmayı randımanlı hale getirmektir. Pompaların kapasiteleri sistemin toplam su yükü tarafına belirlenir. Falan filan. Burada pompalar açıklamış arkadaşlar. Bunları okursunuz. Sınavda çıkma ihtimali düşük bunların. Çıkar mı? Çıkarabilir. Rıdvan Dinmen gibi konuşayım. O da olabilir, bu da olabilir. Manometre. Nedir arkadaşlar manometre? İşletme basıncını kontrol etmemiz gerekmektedir. İşletme basıncı normal basınç üzerine çıktığında kullanılan malzemeler yapabilir. Normalde sıcak su işletmelerde işletme basıncı 4 lira olması düşünülmüştür. İşletme basıncı 4 lira olduğunda 13-14 katlanan için yeterli olacaktır. Sistem elemanları normal olarak 40 katlanan basıncı olacaktır. 50-60 katlanan basıncı manometre arkadaşlar basıncı bize ölçen, basıncı bize gösteren buna basınç geyicine manometre deniyor arkadaşlar. Yani basınç gösteren alet nedir diye sorarsak manometreyi işaretleyeceksiniz. Gelelim neymiş? Borulu yaşamcılık için gerekli olan ortam koşulları ve çalışma şartları. Neymiş? En önemli borulu yaşamcılıkla karşılaşacağımız şey kirlenme arkadaşlar. Bana neden veriyorsun böyle? Anlamadım hocam. Bir şey bana gönderiyorsun ama. Ha hocam, ben daha çözemedim Zoom'u da. Ha. Teker teker tıklıyorum hangisi. Basma öyle çok, bas. Ben de çözemedim. Tamam hocam. En önemli sorulardan bir arkadaşlar kirlenme. Kirlenme bir yaşamcının personel bir durumda değişik tür birikintilerin oluşması anlamına gelen bir terimdir. Yaşamcılardaki kirlenme verimlilik kaybına neden olur. Bu durum kendini dayanan yaşamcılık sıcaklık ve basınçlardaki değişimiyle kendini gösterir. Sonuç olarak kirlenme sonucu ne olduğunu çarpmışlar? Isı transfer hızı azalıyormuş. Kirliliğe neden olan faktörlere bakırsak borucularına yapışan parçacıklar. Kirliliğe neden olan parçacıklar borucularına yapıştıkça kirlenme borucularının kalınlığını etkin bir şekilde artırır. Boru duvarları kirlendikçe boru duvar içinden geçen ısı daha uzun yol alır. Ayrıca yaşamcılık içinden akan sıvı akımları azalır. Sıvı geçişini kısıtlayan kirlilikler. Böyle durması değişici basınç düşüş artar. Isı transferinin daha etkin olduğunu sıcaklık gösterir. Yaşamcılık sıcak giren sıvının çıkış sıcaklığı olması gerekenden daha düşük olur. Çökme, çökelme artık ve kirliliklerin birikmesi anlamına gelir. Yaşamcılık malzemesinin sıvı ile etkisinin neden yok. Korozun ürünleri, soğutma suyunda büyüyen yosun ve tuz birikintileri. Burada kirli bir eşanjör görüyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi borunun cidarlarına yapışmış bir sürü kir var. Bunları temizlemek için arkadaşlar iç tarafını fırçalarla temizleyebiliyorsunuz. İç tarafın fırçalarla temizlenmesini arkadaşlar bu sınavda çıkar kesin. İç tarafın fırçalarla temizlenmesine kumarlama adı verilir. Türkçe bir terimdir. Gemiciler gemide duyarsanız bunu. Kumarlamadır bunun adı. Sınavda sorarım bunu. Burada arkadaşlar şimdi her eşanjörün farklı da her eşanjör yapıcısının farklı
işletme koşullarında farklı boruları var ama benim hatırladığım bu boruların %20'si tıkandığında bu yaşamcılığı, yani tıkandı derken açamıyorsunuz, yani hiçbir şekilde açamıyorsunuz. Eşancının değiştirilmesi gerekiyor arkadaşlar. %20 diye hatırlıyorum ben bunu. Bu peşteki temizlemek için arkadaşlar kimyasallar var ama yani tamamen böyle %100 verimlilikle temizlemiyor bunları arkadaşlar. Özellikle evaporatör konusuna değineceğiz. Alt tarafta heat exchanger diye bir kısım var. Buna benziyor, çok benziyor. Onlar mesela deniz suyunun tuzundan dolayı çok kışır kaplıyor. Kışır. O deniz tuzu, oradaki pislikler, onların hepsini arkadaşlar kışır adı veriliyor. Bir de çıkabilirsin abi. Onlar burayı öyle bir tıkıyor ki taş gibi oluyor. Biz hatta onu bir iki gemide matkapla, yani matkabın ucuna bir demir kaynatarak böyle komple baştan aşağı temizlemiştik. Tabii yaptığımız riskli bir şey, hiç önerilmeyen bir şey ama sonuçta tatlı suya da ihtiyacımız vardı. Bunun yenisini sipariş etmekte çok pahalı mal olduğundan böyle bir çözüm bulmuştuk. Öyle yapmıştık. Gördünüz gibi arkadaşlar. Biliyor musunuz nasıl tıkanmış borular? Merhaba dersiniz, ama başladı acaba? Beş keçeleri yaptı la, beş keçe. Hocam biz sizin yeni link açmanızı bekliyoruz. Ben yazayım hocam gruba. Grubun yarısı şu an sizin link açmanızı bekliyor. İyi de aynı linkten geliyor Abdullah. Hocam bilmiyorduk ki biz, yeni link açacaksınız sandık. Oğlum 5. hafta ben linkten geliyor o zaman. Hocam yazdım ben şimdi gruba. Aynı linkten geliyor musunuz siz arkadaşlar? Bana? Hocam her ders için yeni link açıyor genelde. Valla ben açmıyorum bildiğiniz gibi. Sen aynı linkten giriyor sürekli. Biz de hocam hani yeni link açmanızı bekledik. Dedik hocam açmayacak herhalde yayını. Abdullah ben bir önce derste gözünü açtım mı? Ya bilmiyorum ki hocam, bakayım hemen bir. Açmadım hiç. Hepsinde tek. Evet hocam tek. Aynen. Hocam akıl. Tamam sen şey yap bakayım. Kusura bakmayın hocam. Vallahi. Tamam. Çünkü ben o şeyi uzun... Yani... Yazdım hocam ben şu an gruba. Tamam, süresini uzun tutuyorum. Tek link. O yüzden. Tamam hocam. İyi gelsinler bakalım. Görüyorsunuz gibi arkadaşlar, kirlenmiş bir eşancörün içi, boru tipli. Burada ne olmuş? Birikintiler oluşmuş. Bunları temizlemek zor olabilir. Bu boruları temizlemeye ne diyorduk arkadaşlar? Fırçayla. Tomarlama adı veriyorduk. Buradaki kirlere ne diyoruz arkadaşlar? Kışır diyoruz. Birikinti ısı transferi ve akışkanın akışına karşı direnci artıran, ısı transfer üzerindeki istenmeyen tortulardır. Bunlara aynı zamanda ne diyormuşuz arkadaşlar? Kışır diyormuşuz. Yatırım, enerji, bakım ve arıza maliyetlerini küçümsenemeyecek kadar ekstra maliyet oluşturmaktadır. Sık sık temizlenmesinden kaçınmak istemiyorsa eşancılar tasarlanırken birikinti koşulları dikkate alınmak zorundadır. Yazmadım Abdullah, hala yeni bir şeyiz. Hocam şeyi gönderdim, dedim gruba yazdım. Gel. Bir de link atayım hocam. Bir de bundan önce bazı şeyleri bir şekilde şey yapıyorduk arkadaşlar yani bu. Kirlenme ilimler arkadaşlar. Kirlenme sıvıların içinde bulunabilen katı cisimleri, kireçlenme ve değiştirici seçiminde
dikkate alınması gereken en önemli faktörlerden birisidir. Bu yakışkanın belirli bir yüzey tipine göre kirlenme karakterisini etkileyen faktörler şunlarmış. Akışkanın hızı, akışkanın yüzey civarında kalma süresi, akışkan hızının kayma kuvveti, kanallardaki hız ve akım dağılımı. Diğer tip ısı değişimin kirlenme faktörleri gövde bölümü ısı değişimine göre daha azdır. Kirli bir görevin gereklerinin en iyi karşılandığı ısı değiştirici tipi spiral plakalı ısı değiştiricisidir. Plakalı ısı değiştiricileri ve lamelli ısı değiştiricileri de kanallarda ve kanal alanında iyi bir akım dağılımı olduğundan ve akımın tümünün türbülans olmasından dolayı kirli görevlere uyum sağlarlar. Süspansiyon halinde eli yakışanı sıvılar için genellikle spiral plakalı ısı değiştiricileri en yukarı ısı değiştirici tipidir arkadaşlar. Neydi? Böyle tipte temizlemeye ne diyorduk? Tomarlama. Burada oluşan birikintiye kirliye ne diyorduk? Kışır. Sıvıntıların testi nasıl yapıyormuş arkadaşlar? Operatörün eşanjörüşünüz sıvıntıdan şüphelen bir durumda 10 testler eşanjörü parçalara ayırmaksızın yapılabilir. Eşanjör siz de bunu yapacaksınız arkadaşlar. Hatta bunu basınç testi yapıp fotoğraf çekmemizi bazı klas kuruluşları isteyebilir sizden. Ben son gününde bizim klasımız Buru Veritas'tı sanırım. Onlar istemişti. Yine separatörün yağ hiteliydi sanırım. Onun basınç testini yapıp fotoğraflamıştık. Enspektörü de göstermiştik. Eşanjörde farklı fiziksel özelliklere sahip iki sıvı varsa genellikle sızıntıların hangisine ait olduğunu söylemek kolaydır. Sızıntıyı test etmek için en kolay yol alçak basınç sıvıdan bir numara alıp buna bakmaktır. Sıvılar benzerse bir kimyasal test yapılmalıdır. Görünüşle kimyasal testler bir sızıntı göstermezse daha iyi bir test uygulaması gerekmektedir. Basınç altında su kullanmayı gerektiren bu testlere hidrostatik testler adı verilir. Bu testler yapılırken eşanjörde olmuş arkadaşlar durdurulmuş. Böyle tarafının testini devre tarafı boşaltılır ve bir boşaltma noktası açık bırakılır. Böyle tarafı sıvısını basınç altında boru baneti dolduran su ile yer değiştirme sağlanır. Boru veya boru uçlarında sızıntı varsa boru baneti içindeki basınç sızıntı noktasından gövde içine fışkıracaktır. Bu durumda su gövde toplanarak çıkış noktasına gider ve akar. Bu da operatör tarafından izlenebilir. Aynı test eşanjörün devre tarafına uygulanabilir. Böyle bir durumda ısı değiştirilir. Boru tarafı sıvısı boşaltılır. Ve boru tarafı çıkış noktası açık bırakılır. Bu sefer ne oluyor? Boru tarafı su dolduruluyor. Sıvının boru tarafı çıkış noktasından dışarı çıkması çıkıyorsa eğer ne demektir? Boruların birinde bir sızıntı olduğunu görmüşüzdür demektir arkadaşlar. Mesela burada bir sızıntı görmüş. Herkes burada anlatıyoruz ama bunları böyle hani yapmadan şey yapmadan çok da yani pratiğine dökmeden anlamak yani kafanızda oturtmak biraz daha zor. Yani bin kere anlatırsın, anlamazsın, bir kere yaparsın, her şey yerine oturur arkadaşlar. Burada da yine bir sızıntı şey yapmışlar. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar ne yapılmış? Borularda kaçak var mı yok mu diye bakılmış. Buradan dış tarafa ne yapılmış? Basınç su verilmiş. Eğer borulardan eğer basınç su gelirse ya da su gelirse demek ki gelen boruda bir çatlak, bir delik var demektir bu arkadaşlar. Tabii bu delikler, bu deformasyonların en önemli nedeni arkadaşlar korozyon. Tabi bunun da önlenmesi mümkün olduğunca sağlamamız gerekiyor ki malzememiz de daha uzun ömürlü olsun. Borularda düşük sıcaklık bölgesinde korozyon. Nasıl değişeceğini, dizayn ve çalışmasında göz önüne alınması gereken en önemli konudur. Bu konuda en önemlisi çalışma sınırları içerisinde ısı değiştireceğinin hiçbir noktasının boru sıcaklığının çiğ nokta sıcaklığının altına düşmeyeceği bir tasarım gerçekleştirmektir.
Cihaz içinde herhangi bir noktada boru sıcaklığı yaklaşık olarak o noktada borunun her iki tarafındaki ısı geçiş katsayıları aynı mertebelerdedir. Ters akımlı ısı değişimlerden hava giriş, gaz çıkış noktalarına en düşük sıcaklıkta. Örneğin akışkan 100 sıcaklığı 40 ve çıkış 160 değerinde ise boru cihaz sıcaklığı 100 derece olur. Normalde boru cihaz sıcaklığını yanma ürünlerinin ulaşma sıcaklığından en fazla 27 derece üzerine kadar düşürmek mümkündür. Korozyonun nasıl azaltılabiliyormuş? Neymiş? Bu önlemlerin içinde ters akım veya paralel akım kullanılması biraz azaltıyormuş. Böylece girişte soğuk havaya en sıcak gazlara karşılaşacak. Boru cihaz sıcaklıkları yükselecektir. Ancak gaz ve hava arasında ortalama sıcaklıkları düşecektir. Boru sıcaklığı alanı ödevinde çalışan bir bypass damperleri kullanmak da bir korozyon önlem yöntemlerindenmiş. Bu durumda da kapasite kaybı sadece düşük yüklerde söz konusu olacaktır. Düşük yüklerde bypass damperler havanın bir kısmını bypass ederek boru cihaz sıcaklığını gaz sıcaklıklarına yaklaştıracaktır. Korozyon azaltmanın bir diğer yolu ise korozyona dayanıklı malzeme kullanmaktır. Özel çelik veya alüminyum kullanarak gaz sıcaklıklarını daha fazla düşürmek mümkün olabilir. Ancak bu durumda yatırım maliyeti haliyle artacaktır. Bazı uygulamalarda ise ısı değiştiricinin son kısımları cam boylardan imal edilmektedir. Isı değiştiricisinin ömrünü artırmak yerine korozyon önlenemiyorsa kalın malzeme kullanmak başka bir çözüm olarak düşünülebilir. Tabi kalın malzeme alırsak ne olacak arkadaşlar? Isı transferi iki sıvı arasında istenilen verimde olmayabilir. Bunun yanı sıra akışkan içerisinde korozyon önleyince ancak akışkanı ve prosesi olumsuz yönde etkilemeyecek kimyasallar da kullanılabiliyormuş arkadaşlar. Korozyonu önlemek için. Bunu okursunuz arkadaşlar işletmeye alınmasını. Hatta şöyle biraz dursun. Bir okuyun kaç kişi olmuş. Abdullah hala 10 kişiyiz. Hocam ben attım gruba link ama demek ki katılım sağlamak istemiyor arkadaşlar. İyi bakalım. 10 kişi bence yine iyi hocam. Diğer dersler nasıl? İkinci derste genelde düşüş azalıyor hocam. Yani ikinci derslerde kimse gelmek yok. Hocam okulu bırakacağız biz ya. Niye Ersin? Neden bırakıyorsun? Şaka hocam şaka. Buraya kadar gelmişim. Bırakır mıyım? Hadi canım aynen. Ev ders yapıyorum daha ne olacak? Diğer derslerde hocam 11-12. Hani o civarlarda oluyor. İkinci dersler ama hocam. İlk dersler yoğun oluyor da ikinci dersler azalıyor. Anladım. Normal tabii ya. Lan bu nasıl yoruk ya? Kaldı mı burada? Yine başa döndük. Arkadaşlar o işletmeyi almayı okursunuz siz. Yani videoda durdurduğunuz zaman zaten duracak o da. Korozyonun önlenmesinin çeşitleri var arkadaşlar. Burada saydık ya onlar da önemli. Onlara da bakarsınız sınavdan önce. İşletme alınmasını okursunuz arkadaşlar. Bağlantı şeması da buradaymış. Gördüm şimdi diğer tip olan borunun bir diğer borunun ısı değiştirici vardı. Şimdi diğer tipimizde neymiş arkadaşlar? Plakalı ısı değiştiriciler. Maliyet ve verimlilik konusunda sürekli devam etmekte olan çalışmalar geleneksel borunun ısı değiştiricilerinin yanı sıra pek çok değişiklikte ısı değiştiricisinin de geliştirilmesine uğraşmıştır. Ancak bu farklı ısı değiştirici tiplerinin arasında en çok yaygınlık kazananı ve en başarılı olanı plakalı ısı değiştiriciler olmuştur. Bunların diğer adı neydi? Ben ilk ders vermiştim. Hocam eşanjörler mi ısı değiştirici? Eşanjörler. Eşanjör de bunun iter, kolu. Adı nasıl oluyor ki? Ne tipte? Evet. Tip. Bu plakalı ısı değiştiriciler arkadaşlar. Terimsel adı. Plate tip ısı değiştiriciler. Yani eğer sınavda bunu yazarsam bilin ki bu plakalı ısı değiştiricilermiş. Plakalı ısı değiştiriciler yani plate tip ısı değiştiriciler farklı sıcaklıklara sahip türdeş veya farklı akışkan cinslerinin
Plakalar arasında birbirine karışmayan görsel ısı alışverişi yapabilen ekipmanlardır. Plakalar üzerindeki özel balık sırtı tasarım sayesinde akış esnası akışkanın hızı sürekli olarak değişir. Bu nedenle elde edilen çalkantılı yüksek tırnağı sayesinde daha küçük hacim ile gereken ısıyı transfer etmek mümkün olur. Yani neymiş? Daha verimliymiş. Bunlarda esas ısı geçişinin olduğu yüzeyler genelde ince metal plakalardan yapılır. Bu metal yüzeyler düz veya dalgalı biçimde oluyor. Boru tip ısı değişicilerde olduğu gibi yüksek basınç ve sıcaklıklara dayanımları azdır. Plakalar alüminyum, zirkonyum, titanyum, nikel veya paslanmaz çelikten yapılmış olabilir. Genellikle titanyum. Şimdi bunu kapatalım. Yani buraya. Benim de bahsetmiştim arkadaşlar zaten. Bir tarafta sıcak, bir tarafta soğuk. Sıcak, soğuk, sıcak, soğuk. Gidiyor. Böylelikle soğutulmak istenen akışkan soğutuluyor ya da ısıtılmak istenen akışkan ısıtılıyor arkadaşlar. Böyle. Dediğim gibi arkadaşlar sürekli temizlendiğinden dolayı yani sürekli derken atıyorum yılda biraz daha temizlendiğinden dolayı her açma kapımada şuradaki contalarda deformasyon meydana geliyor arkadaşlar. Bu deformasyondan mütevellit bu contaları zaman zaman değiştirmekte fayda olabiliyor. Bunları da güzelce yerlerine oturtmak en önemli püf noktalarından birisi. Neymiş plakalası değiştirilir? Kaynaklı ve conta olmak üzere yurttan deneniyormuş. Kaynaklayan mıymış? Klasik tip contalı plakalar ısı değiştirilir. Daha düşük maliyetli bir alternatifi de lehimli plakalı. Yani kaynaklı ısı değiştirilirmiş. Bu tip ünitelerin getirdiği bir başka avantaj da daha yüksek sıcaklıkta ve çalışma basınçlarında görev yapma kabiliyetleriymiş. Çalışma prensipleri genel olarak contalı plakalı ısı değişiciler aynı. Tamamen aynı. Sadece biri kaynaklı arkadaşlar, biri contalı. Paslanmaz çelik plakalar lehimleme amacıyla kullanılan bakır film ile birlikte vakum altında yüksek sıcaklıkta fırınlanıyormuş. Elde edilen sonuç contası ve son derece kompakt yapıya bir ısı değiştirici meydana geliyormuş arkadaşlar. Avantajlar neymiş? Yani sorarsak ki kaynaklı ısı değiştirilen avantajlarından değildir ya da avantajlarıdır diye bunları bakacaksın arkadaşlar. Düşük maliyet, yüksek sıcaklık ve basınçlarda çalışabilme, düşük çalışma ağırlığı, yakın sıcaklık yaşamı ve yüksek ısı transfer verimi olarak arkadaşlar. Neymiş düşük maliyet? Standart boyutlarda seri olarak üretilmeleri ve yüksek ısı transfer kat sayıları sebebiyle düşük maliyetli bir alternatif oluşturuyorlarmış. Yüksek sıcaklık ve basınçlarda çalışabilme. Contra mevcut olmaması sebebiyle bu tür ısı eşanjörleri -180 ile +200 santigrat derece aralığındaki sıcaklıklarda ve 30 bara kadar çalışma basınçlarında kullanılabiliyormuş. Düşük çalışma ağırlığı. Ağırlığı çok düşük olduğu için çoğu zaman hiçbir gayret desteğe ihtiyaç duymadan hat üzerine monte edilebiliyormuş. Yakın sıcaklık yaşamı ve yüksek ısı transfer verimi. Plakalar içerisinde elde edilen yüksek frekans nedeniyle çok kısa sürede rejime girebilir ve çalıştığı sistemin verimini artırabilirmiş arkadaşlar. Plakalı ısı değiştirici. Gelelim arkadaşlar diğer bir tip olan contalı tip plakalı ısı değiştiricilere. Plakalı ısı değiştirici conta sistemi sayesinde iki akışkanın karışması mümkün değildir. Kapasite artırmak gerekirse contalı tiplerde plaka eklenerek artırılır. Yani nedir arkadaşlar? 100 plaka varsa kapasite artırmak istiyorsunuz. 20 plaka daha eklersiniz aynı tip. Contalarını güzelce yapıştırırsınız. Ne olur? 120 kapasite artırmış olursunuz. Burada şekilleri gösterdiği gibi. Bunların böyle arkadaşlar iki tane böyle şeyleri vardır. Üstte ve altta. Buraya otururlar. Temizlemek istediğiniz bunları ayırırsınız. Kapağından. Plakaları tek tek ayırırsınız. Güzelce temizlersiniz arkadaşlar. Çalışma prensibi neymiş? Plakalı ısı değişiyor. Ana elemanın dalgalı bir yüzeye sahip metal plakalardır. Her bir plakanın üzerinde akışkan giriş çıkış nozulları ve ayrıca sızdırmazlığı sağlayan bir conta bulunmaktadır. Kullanılan conta sistemlerinin ve her akışkan da birbiriyle karışmadan farklı kanallar arasından akar. Bu sırada arzu edilen ısı transferi elde edilir. Conta yardımıyla akışkanların birbirine karışması önlenmiştir. Sızdırmazlık ise gövde üzerinde bulunan ve plaka paketini sıkıştıran saplamalar. Nerede o saplamalar? Burada göstermemiş. Şurada arkadaşlar bunlar
10 dakikamız kalmış. Bunlar üzerinde ilerliyor şu kalın kapatma plakası. Burada arkadaşlar 2. Bak şurada boşlukları görüyor musunuz şurada arkadaşlar? Şu boşlukları saplamalar veriyor arkadaşlar. O saplamalarla sıkıyorsunuz. Avantajları neymiş? Akışkanlığın birbirine karışma riski önleyen conta. Yüksek verim, düşük maliyet. Düşük ağırlık ve montaj hacmi. Bakım kolaylığı ve kapasite artırımına olanak sağlayabiliriz. Arkadaşlar var mı anlamadığınız bir şey? Bu ders biraz şey oldu dediğim gibi ama sıkıcı ama sonlar böyle biraz daha zevkli hale geldi. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 tane delik var burada gördüğünüz gibi. Bunlardan bir tanesi soğutma sıvısı girişi, bir tanesi soğutma sıvısı çıkışı, atıyorum bu ikisi. Diğeri de soğutulacak sıvının girişi, soğutulacak sıvının çıkışıdır arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi burada 4 tane saplama. Burada 4 tane saplama vardır. Şimdi siz bu iki metal birbirine sıkıştırılmış durumda ya arkadaşlar. Burada daha mı iyi? Şu iki metal birbirine sıkıştırılmış durumda. Şu metaller. Açmadan önce buradaki yapacağınız şey arkadaşlar. Bu iki metalin dıştan dışa bir ölçüsünü metreyle ölçmekte fayda var. Ölçersiniz. Her bir saplama yerinden ayrı ayrı ölçersiniz. Dört bu taraftan, dört bu taraftan. Her bir saplama yerine de bunu kalemle yazarsınız. Atıyorum 45 santim, 45 santim, 45.2 santim, 45.3 santim diye her bir saplamaya yazdınız. Bu size ne sağlayacak? Eşanjörü, yani plakalı eşanjörü toplayacağınız zaman size bir referans noktası belirlemenizi sağlayacak. Temizlediniz, contraları gerektiyse contralını değiştirdiniz, her şeyi yaptınız, tekrar sıkacaksınız değil mi? Tekrar sıkacağınız zaman tabi her zaman karşılıklı sıkacaksınız. Hiç unutmayın arkadaşlar, bir şey açtınız mı bir flancı, 6 tane saplamalı flancı. O 6 saplamayı her zaman arkadaşlar karşılıklı sıkacaksınız. Eğer bir tarafını çok sıkıp diğer tarafı hiç sıkmazsanız bu sefer kasıntı olacağından diğer tarafı zaten sıkamazsınız. O yüzden bir şey açtınız, her zaman karşılıklı. Karşılıklı güzel güzel tatlı tatlı sıkacaksınız. Burada da temizlediniz birazcık. Gereksiz de contasını değiştirdiniz. Karşılıklı sıktınız. Güzel bir sıktınız. Bir geldik baktınız 50 santim. Hemen hemen hepsi 50 santim. Ne olacak? Yavaş yavaş şimdi karşılıklı karşı 47, 46, 45. Ne oldu? Eski şeyi getirdiniz diyelim. Açtınız şeyleri, havasını aldınız. Hafif hafif damlama var diyelim. Deniz suyu kısmında. Ne yaparsınız? Ha, arkadaşlar ne yaparsınız? Yok mu kimse cevap? Bana? Abdullah? Hocam vallahi bir şey çıkmayacak gibi. Geri mi sökürdü hocam, ne yaparız? Biraz daha sıkarsın. Deniz suyusu zaten arkadaşlar, eğer böyle nasıl diyeyim, 3-5 dakika bir damla oluyorsa zaten o zamanla gidecektir, tuzunu kaplayacaktır. Ama tatlı su ise biraz daha sıkmakta fayda vardır. Eğer sıktınız hala düzenliyorsa demek ki contralda bir önerilik vardır. Contralı değiştirmeniz gerekecektir arkadaşlar. Mesela enjektör evreli yaptınız diyelim, fuel'de çalışıyor makineniz. Fuel'den böyle 3-5 dakikada bir damla geliyor. Sıkabildiğiniz kadar da sıktınız diyelim. O fuel'den kaynaklı fuel'in viskozitesinin çok yüksek olmasından kaynaklı, yani akışkan olmasını, yani çok akışkan olmamasından dolayı o kaçak da mesela zamanla azalacaktır, gidecektir. Ama dizelde bunu sağlayamazsınız. Çünkü dizel çok akışkandır, sıvı, çok sıvıdır yani. Yani bunlar pratik püf noktalar arkadaşlar. Bunları
Kimse size öğretmez. Var mı başka sorusu olan? Bu dersi burada bitireceğim çünkü arkadaşlar. Yok ki hocam soruda. Dediğim gibi yine foruma yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hocam ödevler belli oldu mu? Yok, belli olmadı. Tamam. Ödevleri de nasıl yapacağım ben daha karar vermedim. Yani tek tarafa bir ödev çift, yani tek öğrenci numarası, tek öğrenci numarasında bir ödev çiftle bir ödev mi versem diye düşünüyorum acaba da. Bir şeyler yaptık artık arkadaşlar. Böyle versem de aynı ödev gelirse aynı ya farklı iki kişiden ikisine de sıfır verelim. Şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Herkes kendi şeyleri de yapacak. Tamamdır hocam. Yani sıfır almaktansa el almak daha iyi olur yani. Kendiniz yaparsanız. Aynen öyle. Hocam bu ödevlerin tahmini toplanma süresi vizelerin sonuna kadar mı olur yoksa vizeleri de geçer mi süresi, toplanma süresi? Abdullah açıkçası bir fikrim yok şu an. Onu da bilmiyorum da. Ödevde ne şey yapacağımı da bilmiyorum. Keşke tek vize olup tek final olsa sizin için de daha iyi olacaktı, bizim için de daha iyi olacaktı. İnşallah ikinci dönemde açılır da okullar. Rahat rahat eski düzen devam ederiz. İnşallah hocam. Yani böyle hem sizin için zor, bir sürü ders, bir sürü video hepsi birikmiştir. Hem benim için zor. Ödevdi, video kaydetti, oraya koydu. Soru hazırla, tekrar forum aç, ne bileyim. Sınav sorusu 60 soru hazırla, 20'sini sor. Yani bizim için de zor, sizin için de zor. Ama yüz yüze de neydi? Derse giriyorsun, anlatıyorsun. Sınav sorularını hazırlıyorsun. Sınavını yapıyorsun, giriyorsun. Bitti, bu kadar. Hayırlısı hocam. Hayırlı. Bir dakika. Şu koronadan oluşabilecek en minimum şekilde atlatalım da kendimizi. Ondan sonra ikinci dönem ben tahmin etmiyorum ama inşallah açılır. Yani eğer tabii uygun görülürse tabii her şey minimuma düşerse inşallah açılır. Açılmasını ben canı gönülden isterim. Hocam bizi sorun ama açılmaz gibi geliyor hocam. Bu yeni yasakları falan getirdiler. Bu restoranların falan kapama saatine 22'ye çektiler. Yok, bence de açılmaz da hani inşallah diyorum hani bir şey olur da. Tabii canım hocam yani elden bir şey gelmiyor bizim de inşallah diyoruz artık. Açılmaması zaten şu an normal olur da. Açılacağını tahmin etmiyorsunuz değil mi hocam? Yok ben hiç tahmin etmiyorum. Tamam. Tamam hocam. Ya, ne yapacağımızı bilemiyoruz hocam. Kursa gideceğiz. Gidersek bir yerde kalacak. Açıldı diyelim. Size bir an önce haberiniz olması lazım ki buraya geleceksiniz. Kalacak yerde şu bir sürü ayarlanacak şey var yani. Evet hocam. Aynen öyle hocam. Bir de yani yurtta olmaz hocam. Üç kişi bir odada. Hani bizim yurt için geçerli hocam. Üç kişi bir odada kalıyor ama başka yurtlarda mesela bu Zonguldak Merkez Kampüsü hocam. Benim abim okuyor burada. Merkezde. Onların hocam askeri usul. Duşları falan hep ortak. Yatakhaneleri ranza 6 kişi kalıyor bir odada. Biz böyle okuduk Abdullah. Hocam bizim yurt gene iyi hocam. Hani bütün üniversiteler böyle değil hocam. Hani daha kötü olan. Lisede yurtta kaldım. 8 kişi bir odada kalıyorum. Hocam zor yani. Yani zor. Türkiye'de 2 gün gördüm ben. Gittim 8 kişi bir odada kalıyorum. Yorgunamadım ya. Hocam işte ondan yurt da ayarlanmaz. Sıkıntı. Her türlü sıkıntı hocam artık. Bakalım hayırlısı diyoruz. Yapacak hayırlısı. Bir şey gelmiyor artık. Elimizden de bir şey gelmiyor. Abdurrahman o paylaştığın fotoğraftaki ev sizin ev mi yoksa başka bir yerden mi çektin onu? Yok bizim ev hocam burası. Ben Zonguldak merkezde oturuyorum ben. Manzarası efsane söyleyeyim. Evet hocam gelin buyurun. Bir gün çayımızı çorbamız için. Gelirsem aradım o tarafa da. Zonguldak merkezi gelirsin hocam. Zaten üniversite karşımda. Demirpark karşımda. Benim valilik karşımda. Tamam gelirsem şey yaparım Abdullah. Antalya'ya da gelirim. Hocam beklerim. Sıkıntı yok. Tamamdır Baran. Hemen kapanabilir arkadaşlar haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Yarın zaten nizam yapalım da görüşeceğiz. Görüşürüz hocam. Allah'a emanet. Hadi bakalım.